Sayın Bakan hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Şimdi TürkSat'ı konuştuk, TürkSat 6A uydumuzun fırlatılmasını. Sizin ona ilişkin Türkiye'nin ilk 11'e girdiği yönde açıklamalarınız var. BYD konusu heyecan yarattı, biz gündüz yayınlarımızla da konuştuk. Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisinin Türkiye'ye yapacağı bu büyük yatırım. Ve ardından da tabii bununla ilişkili TOG, başka konular, beyin göçü konusu, tersine göç, teknoloji hedefleri, sanayi ve teknoloji hepsini soracağım size. Dilerseniz BYD ile başlayalım mı? Elbette. Şimdi biz bunu bir ay önce yaklaşık %40 gümrük vergisi içinden ithal edilecek araçlara bu uygulamayla konuşmuştuk. Hatta demiştik ki yani acaba bu bir yatırımın da tetikleyicisi olur mu bu karar? Arka planı ne kadar zamana uzanıyor? Yani o karar alındığında bu yatırıma ilişkin durum şekillenmiş miydi? Nasıl başladı anlatır mısınız lütfen? Evet, aslında biz geçtiğimiz yıl Temmuz ayından itibaren, benim de göreve başlamamın aslında ikinci ayından itibaren Çinli otomotiv sektörü oyuncularıyla çok yakın bir diyalog başlattık. Hı hı. Bu bizim açımızdan önemliydi çünkü gerçekten Çin son dönemlerde yaptığı atakla küresel otomotiv üretiminde çok önemli bir yer edinmeye başlamıştı. 2023 yılında dünyada 93 milyon araç üretildi ve bunun 30 milyonu Çinli markalar tarafından, Çinli firmalar tarafından üretildi. Evet. Ve özellikle de yeni nesil otomobillerde açıkçası küresel yarışta Çin'in önde olduğunu gözlemlemekteydik. Hali hazırda dünyada bulunan 40 milyon elektrikli ve şarj edilebilir otomobilin %60'ı Çin'de bulunuyor. Ve Çin elde ettiği bu ölçek ekonomisi sayesinde önümüzdeki dönemde küresel otomotiv sektörünün önemli oyuncularını ortaya çıkaracak bir ülke. Evet. Biz de bu ülkenin önemli firmalarıyla yakın bir diyalog başlatma çabası içerisine girdik. Bu çabanın bir parçası olarak Aralık ayında bir 100 saatlik, 4 günlük bir Çin ziyaretimiz oldu. Hı hı. Bu ziyarette 8 farklı şehirde 8 farklı firmayla aslında görüşmeler yaptık ve tümüyle otomotiv sektörü ve batarya teknolojileri odaklı görüşmeler yaptık. Aynı zamanda Çin hükümetinin sanayi bakanlarıyla, bilim ve teknoloji bakanlarıyla da heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerin o dönem hedefi tam olarak neydi? Net hedefimiz bizim Çinli yatırımcıları Türkiye'ye davet etmekti. Hı hı. Türkiye'nin sunduğu fırsatları, onlara sunacağı olanakları, imkanları onlarla paylaştık. Ayrıca Türkiye'nin sahip olduğu altyapıyı onlarla paylaşma imkanımız oldu. Çünkü Türkiye gerçekten bu konuda sıfır noktasında olan bir ülke asla değil. Türkiye hali hazırda 13 markanın üretim yapmakta olduğu, bunların 8'inin küresel markalar olduğu, son 22 yılda AK Parti iktidarları döneminde yıllık araç üretimini 300 binden 1 milyon 400 bine çıkarmayı başardığımız, 35 milyar dolar sektör ihracatına sahip olduğumuz, ürettiğimiz 1 milyon 400 bin aracın 1 milyonunu ihraç etme başarısı gösterdiğimiz çok kuvvetli bir altyapıya sahip. Hı hı. Bütün bu altyapı aslında Türkiye'ye yapılan yatırımların uzun vadeli olduğunu, yatırımcıların yıldan yıla ölçek büyütmekte olduğunu ve bizlerin de aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yatırımcı dostu politikalar uyguladığımızı açık şekilde gösteriyor. Bunun yanında son dönemde yeni nesil otomobillere geçiş konusunda yaptığımız düzenlemeleri onlarla paylaştık. Milli otomobilimiz TOG'un doğrudan elektrikli araç olarak sıfırdan elektrikli ve akıllı bir otomobil olarak geliştirildiğini ve yollara çıktığını, bu markamızı desteklediğimizi ve bunun peşinden yeni nesil başka elektrikli araç yatırımlarına da destek vermeyi arzu ettiğimizi yatırımcılarla paylaştık. Onlar geldiler mi? Buradaki çalışmaları yerinde gördüler mi? Elbette. Sonrasında? Özellikle o ziyaretten sonra çok yoğun karşılıklı temaslar devam etti. Bu firmaların farklı seviyelerde yöneticileri dönem dönem Türkiye'ye geldiler. Ve Türkiye'de hem yatırım yerleri konusunda biz onlara mihmandarlık ettik. Hangi şehirlerimizde, hangi organize sanayi bölgelerimizde yatırımın doğru adresi olacağı konusunda onları yönlendirdik. Tabii Türkiye'nin avantajları dediğimizde her zaman vurguluyoruz ki en önemli avantajımız genç, nitelikli, iyi eğitim görmüş, çalışkan ve yüksek verimlilikle üretim yapan iş gücümüz. Bu pek çok ülkenin sahip olmadığı ve kolaylıkla, hızla sahip olma imkanı olmayan bir unsur aslında. Dolayısıyla yatırımcıları etkileyen en önemli unsur da bu. Şunu biliyor yatırımcı adayları, Türkiye'de yatırım yapanlar kısa zaman içerisinde dünyadaki en verimli fabrikalarının Türkiye'de olduğunu bizzat kendileri ifade ediyorlar.
Dolayısıyla bizler de özellikle yatırımcıların Türkiye ziyaretinde bu unsurları onlarla paylaştık. Aynı zamanda Türkiye tabii sahip olduğu coğrafi konumda muazzam bir lojistik imkan sunuyor. Ama bu imkanı beraberinde getiren de son 20-22 yılda yapılan altyapı yatırımları. Yani bugün Türkiye'de yapılan karayolu yatırımlarıyla, tünellerle, köprülerle, demiryolu yatırımlarıyla, limanlarla Türkiye bir ihracat hub'ı haline, ihracat merkezi haline geldi. İhracat 36 milyar dolardan yıllık 260 milyar dolara yükseldiyse bu sahip olduğumuz coğrafi konumu ekonomik değere dönüştürmemizi mümkün kılacak altyapı yatırımlarıyla mümkün oldu. Ve nihayetinde elbette Avrupa Birliği Gümrük Birliği üyesi olarak Türkiye, 23 farklı ülkeyle imzalamış olduğu serbest ticaret anlaşmalarıyla Türkiye aslında yatırımcılar için en doğru adres. Avantajlı çünkü değil mi Gümrük Birliği anlaşması elbette çerçevesinde öyle. Çin buradan ithal ederek elbette araçları. Öyle. Az önce ifade ettiğim ölçek ekonomisini elde etmiş ve bu sayede yeni teknolojilere yatırım yapmış markalar, özellikle Çin'deki üreticiler arzu ediyorlar ki dünya pazarlarına hızla erişsinler. İşte bu pazarlara erişimde herhangi bir gümrük engeline takılmaksızın Avrupa Birliği pazarına ve 23 farklı ülkeyle imzaladığımız serbest ticaret anlaşması sayesinde çok geniş pazarlara erişme olanağını aslında Türkiye'de yatırım yapanlar elde etmiş Peki, olacaklar. Peki Avrupa'da bir gümrük vergisi kararı almıştı yanlış hatırlamıyorsam %30 oranında. Örneğin buradan avantaj sağlayacak mı Çin Türkiye'de üretim yaparak? Türkiye Gümrük Birliği'nin bir üyesi olarak Avrupa Birliği Gümrük Birliği üyesi tüm ülkelere gümrük vergisi engeline takılmaksızın ihracat yapılabilen bir ülke. O yüzden çok avantajlı yatırım için. Dolayısıyla bu elbette Çin'den Türkiye'ye gelecek yatırımcılar için de bu avantajı sağlayacak. Ben açıkçası bütün bu hikayeyi Türkiye'nin geleceği adına önemsiyorum. Birkaç açıdan önemsiyorum. Birincisi ihracatımızın lokomotif sektörü, otomotiv sanayinin dönüşümünü hızlandıracak bir adım atıyoruz. Otomotiv sanayi bizim için çok değerli. Az önce ifade ettim. 35 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Evet. Yıllık 1 milyon araç ihraç ediyoruz. Ana üreticiler 60 bin kişiye istihdam sağlıyorlar. Ama dolaylı istihdamla birlikte toplam sektör istihdamının 500 bine yaklaştığını ifade edebiliriz. Böyle bir sektörde eğer dönüşümü ıskalarsak biz kaybedenler listesinde oluruz. Dolayısıyla mutlaka dönüşümü yakalamak, özellikle elektrikli araç, hibrit araçlara yönelik dönüşümü yakalamak bizim için öncelikli bir amaç. Çok özür dilerim, hemen lafınızda kestiniz ama dönüşümden kastınız nedir diye sormadan önce bu yatırımın ölçeğiyle ilgili bazı veriler var. Yani 2026'da üretim başlayacak, 1 milyar dolar, 5 bin kişilik istihdam, ama bunun ayrıntılarını biraz paylaşır mısınız? Ekonomik katkısı ne olacak Türkiye'ye? Şimdi önce şunu ifade edeyim. Çünkü 60 bin dediniz, 5 binse yani neredeyse %10'una denk gelen bir. Evet. Yani şu an mevcut evet. Otomotiv evet. Üretim açısından da. Evet, üretim açısından da. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 400 bin araç üretildi. Bu yatırımla ilk aşamada, bunu da vurgulayayım çünkü bunun da inşallah daha da büyümesini sağlayacağız. 150 bin araç üretim hedefleniyor yıllık. Dolayısıyla mevcut markalarımızın gerçekleştirdiği üretimin en az %10'u kadar bir ilave kapasiteden bahsediyoruz. Tabii Çin ziyaretimizde biz şunu önemsedik. Küresel düzeyde teknolojinin öncüsü olan markaları Türkiye'ye getirmek bizim için öncelikli bir amaçtı. Aslında BYD bunların başında geliyor. BYD dünyada 3 milyon 100 bin araç üretimiyle ve sadece elektrikli şarj edilebilir araçlar üreten bir marka olarak. Yani içten yanmalı araç üretimini geçmişte geride bırakmış ve artık sadece yeni nesil otomobiller üreten bir marka olarak küresel lider. Ve en yakın rakibinin iki mislinden fazla bu sınıflarda araç üreten bir markadan bahsediyoruz. 700 binden fazla çalışanı olan, 110 bin mühendisiyle her gün 32 patent geliştiren bir markadan bahsediyoruz. Ben ziyaretimde de BYD'nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Sayın Wang'ın ve heyetinin misafiri olmuş ve yaklaşık 4 saatlik toplantı boyunca gerçekten bu markanın Türkiye'ye gelmesinin ekonomimize ve kalkınma yolculuğumuza katacağı faydaları bizzat görmüştüm. Aynı zamanda aslında otomotiv tecrübesinin arkasında bir elektronik tecrübesi de var. Bu yönü tabii çokça bilinmiyor zannediyorum. Çünkü BYD'nin otomotiv firmasının dışında bir de elektronik firması var. Ve en çok bilinen
markalardan biridir. Apple malumunuz. Apple'ın tabletlerinin yani iPad'lerin zannediyorum %80'i BYD tarafından üretiliyor. Yine Apple saatlerin çok büyük bir kısmı BYD tarafından üretiliyor. Dünya cep telefonu, dünyadaki tüm cep telefonlarının bileşenlerinin 1/3'ü BYD tarafından üretiliyor. Dolayısıyla aslında elektronik alanında kazandığı deneyim ve otomotiv sektöründe elde ettiği başarı birbirini besleyen yönleri BYD'nin. Böyle bir markanın Türkiye'yi yatırım için seçmiş olması, Türkiye'de bir yatırım planı yapması, sizin de ifade ettiğiniz gibi başlangıçta 150 bin araç üretmek üzere yola çıkacak olması, en az 5 bin kişiye doğrudan istihdam ama dolaylı etkileriyle birlikte en az 4-5 misli yani 20-25 bin istihdam oluşmasını sağlayacak olması. Yine yatırımda yüksek bir yerli katma değer öngören bir planı birlikte hazırlamış olmamız.